Sayın Valim, Sayın Rektörüm ve değerli dinleyiciler, misafirler, hepinize öncelikle hoş geldiniz diliyorum. Özellikle Sayın Valimize ve Sayın Rektörümüze bizi burada buluşturduğu için, bu anlamlı mevzuda buluşturduğu için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tabii ki emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabii çok fazla vakit kaybetmeden konuklarımızı ben sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Denizli Valimiz Doktor Ahmet Altıparmak, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ferhat Ağırman ve Doçent Doktorumuz İbrahim Akman'a huzurlarınıza davet ediyorum. Toplantımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii ben aynı zamanda moderatörüm ama aynı zamanda 15 Temmuz'un dış politik yansımaları üzerine de kısa bir tebliğ sunmam istendi. Öncelikle müsaadenizle ben 15 Temmuz'un uluslararası ilişkiler boyutu üzerinde konuşmak istiyorum. Akabinde de değerli tebliğcilerimize, katılımcılarımıza sözü bırakacağım müsaadenizle. Şimdi tabii 15 Temmuz çok anlatılması gereken, bugün bizi de çok duygulandıran tabii videoyla da izledik. Halkımızın kahramanlığını, millet olma bilincini ortaya çıkaran bir olay oldu. Yani bir açıdan çok büyük bir şer ama bir taraftan da çok büyük bir hayra, tebdil olabilecek bir dönüm noktasıydı bizim için. Nasıl tanımlıyoruz? Özellikle devlet içerisinde yuvalanmış, Fethullahçı terör örgütü olarak isimlendirdiğimiz insanların kendileri tamamen tasfiye olmadan önce son bir çırpınışla devletin tüm kurumlarını ele geçirme mücadelesi olarak görüyorum şahsen ben. Ha burada bir tartışma konusu var. Bu bir darbe miydi? İşte bir kalkışma mıydı? Bir işte ne bileyim iç savaş teşebbüsü müydü gibi tartışmalar söz konusu. Baktığımız zaman tabii teknik detaylara girerek sıkmak istemiyorum ama bir darbe girişiminden ziyade bana bir iç savaş denemesi gibi geliyor. Çünkü birazdan anlatacağım. Yani diğer ülkelerin, diğer uluslararası dinamiklerin bu işin içerisinde çok önemli bir parmağı var. Ve dolayısıyla bu 15 Temmuz günü özellikle Suriye'de, Irak'ta, özellikle DAEŞ başta olmak üzere PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin harekete geçirildiğini düşünürsek, ondan sonra gene Güney Kıbrıs'a İngiltere'nin bir takım askerlerini gönderdiğini düşünürsek ve dolayısıyla bir şekilde de iç karışıklık yol açacak şekilde istihbari algı operasyonlarının öncesinden yapıldığını da dikkate alırsak bunun daha çok bir kalkışma ve iç isyan olduğunu görmemiz mümkün. Ama tabii bunu özgür kılan veya şimdiye kadar diğerlerinden farklı ve korkunç kılan bir boyutu var. Bunu unutmamak gerekir. Devletin içerisindeki işte siyasi, askeri, bürokratik kurumların işin içerisine sokulması süreci var. Çünkü bu yapının mensubu olan insanlar orduda, yargıda, medyada ve farklı organlarda varlık gösteriyorlar. Dolayısıyla bu aslında ta bizim siyaset biliminde Jean Baudin'den beri anlattığımız egemenliğin parçalanamaz, devredilemez, bölünemez, vazgeçilemez bir unsur olmasını ihlal eden çok vahim bir olay. Onun için anlatılması gerçekten çok güç, anlaşılması da çok güç. Biz burada inşallah bir nebze anlatılması konusunda elimizden geleni yaparsak herhalde bu toplantı maksadına ulaşmış olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben tabii kendi alanım olduğu için uluslararası konjonktür boyutuyla olaya bakmak istiyorum. Yani bir büyük tablo var. İlken ince izin verirseniz oradan başlamak lazım. Dünyanın farklı zamanlarda, farklı zeminlerde yeniden oluştuğu dönüm noktaları var. Mesela bunlardan birisi, en yakın zamanlardan bahsediyorum, 1815 Viyana Kongresi ve Metternich üzere dediğimiz yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünyada Osmanlı'ya kesinlikle yer vermiyorlar.
Diyorlar ki Osmanlı Avrupa'nın hasta adamıdır. Bu yeni dünyanın oluşumunda Türkiye, yani Osmanlı Devleti olarak Türkiye yer almayacaktır. Sonra geçiyoruz 100 sene sonrasına 1915-16 senelerine Sykes-Picot anlaşmalarının yapıldığı, Orta Doğu'nun yeniden tasarlandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Bu döneme baktığımız zaman gene Osmanlı'nın burada olmadığını, zaten bu 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı'yı parçalamak için çıkarılan bir savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Gene burada biz yer alamıyoruz. Şimdi geliyoruz 2015 senesine, aradan 100 sene daha geçmiş. Bu defa dünyanın yeniden dizayn edilmeye başlandığı bir dönemi görüyoruz. Ve bu dönemin tabii ki ayak seslerini önceden beri bilmemiz gerekiyor. Özellikle buradan dönüm noktasına gelmeden önce dünyanın büyük güçleriyle Türkiye arasında bir çatışmanın olduğunu görüyoruz. Bir kere iki kutuplu dünyanın sona ermesi, Türkiye'nin jeopolitik önemi acaba ortadan kayboldu mu gibi bir tartışmanın oluşmasına yol açıyor. Dolayısıyla NATO'nun özellikle 93 senesinde Horn Doktrin diye belirlediği bir doktrinde işte artık komünist yapının tehdidin ortadan kalktığını, Doğu Avrupa'da ve Rusya'daki gelişen olaylarla bunların yıkıldığını, en büyük tehdidin bundan sonra İslam olduğunu ifade ettiğini biliyoruz. Sonra 95 senesinde CIA bir rapor yayınlıyor. İşte Global Trends 2015 diye, yani 2015 yılındaki global eğilimler diye çevirebileceğimiz bir rapor bu. Ve bu raporda da şu deniyor: 2015 senesine geldiğimiz zaman dünyanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının %85'i halkı Müslüman olan ülkelerin eline geçecektir. Dolayısıyla onun önlemlerini bir an önce bizim almamız gerekir. Tabii önlem ne zaman ortaya çıkıyor? 11 Eylül 2001 terörist saldırılarıyla çıkıyor. Bu terörist saldırılarına detaylarına girmek istemiyorum. Yani komple teorilerine de girmek istemiyorum ama nihayetinde öyle ya da böyle 2003 senesinde Amerika'nın Irak ve Afganistan'ı işgal etmesine meşruiyet zeminini oluşturuyor. Daha sonra tabii Türkiye'nin işte en büyük karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi 1 Mart 2003'te Amerika'nın kuzeyden girerek Irak'ı işgaline izin veren tezkereyi mecliste reddetmesiyle beraber başlıyor. Sonra 2004 senesine geldiğimiz zaman iki tane büyük felaketle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin kuzeyinin istikrarsızlaştırılması. Hepimizin bildiği gibi Ukrayna ve Gürcistan'da Turuncu Devrimler adıyla andığımız devrim hareketlerinin başlaması ve halkın iktidara gelmesi bahanesiyle aslında istikrarlı hükümetlerin ortadan kaldırıldığını biz görüyoruz. Diğer yandan 2004 senesinde de işte dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın teorize ettiği bir büyük Orta Doğu projesi söz konusu. Dolayısıyla bu projede Türkiye'ye bir rol biçildiğini biz biliyoruz. Yani şimdiye kadar Türkiye tabii ki halkı Müslüman olan 57 ülke içerisinde layık, demokratik, batılı değerlerle mücehhez yegane ülke olmasıyla ön plana çıkıyor. Ama o dönemde bu proje çerçevesinde Richard Holbrooke bir ifade kullandı: Modern İslam, yani ılımlı İslam projesi. Dolayısıyla bu ne demekti? Veya Euro İslam da denildi buna daha sonra. Biz kendi inançlarımızı ve kendi geleceğimizi ancak Batı'nın tayin ettiği sınırlar çerçevesinde çizmeliyiz. Dolayısıyla o sınırların dışına çıktığımız zaman, bu gömleği giymeyi reddettiğimiz zaman başımız belaya girer. Nitekim Türkiye bunu reddetti. Daha sonraki döneme baktığımız zaman, biraz hızlı geçiyorum, 2009'da Davos'taki zirvede One Minute olayının yaşanması, İsrail ilişkilerimizin kötüleşmesi, buna mukabil 2010 senesinde Mavi Marmara olayını yaşamamız, dolayısıyla 10 vatandaşımızın şehit edilmesi ve daha sonra yine bu defa Türkiye'nin 2000 sonu itibariyle güneyinin istikrarsızlaştırılması söz konusu. Bu da Arap Baharı dediğimiz olay. Dolayısıyla Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de başlayan işte bir olayın, Muhammed Bazuzi denen bir gencin Tunus'ta kendini yakmasıyla başlayan ama bu alevin tüm Orta Doğu coğrafyasına yayıldığı bir istikrarsızlaşma dönemi var. Tabii bu döneme baktığımız zaman biz şunu görüyoruz: Orta Doğu aslında kendi iç dinamikleriyle ve demokrasi refah isteğiyle bu süreci başlattı ama daha sonra da büyük güçlerin manipülasyonu yoluyla bu ortadan kalkmış oldu. Şimdi dolayısıyla 2010'da bunları yaşamamız tabii ki bizi çok ciddi bir şekilde etkiledi 2010'dan itibaren. Çünkü artık Irak'ta, Suriye'de komşumuz Amerika'ydı ve dolayısıyla bu defa artık bu sene itibariyle Türkiye'de bir Türk baharı yaratma çabası vardı.
İlk önce kuzey istikrarsızlaştırıldı, sonra güneyimiz istikrarsızlaştırıldı ve ortada barış adası, huzur adası olarak duran Türkiye'nin de artık bölünmesi, parçalanması, işgal edilmesi ve dolayısıyla büyük güçler tarafından parça pinçik edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 15 Temmuz'u uluslararası anlamda böyle görmek gerekiyor. Tabii bunu hazırlayan bir takım nedenler var. Yani özellikle bu örgüt açısından baktığımız zaman bunun 3 tane neden olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi Ağustos'un ilk haftasında toplanacak olan Yüksek Askeri Şura kararıyla 500 Fethullahçı terör örgütü mensubu subayın tasfiye edilecek olması. İkinci bir neden 17-25 Aralık 2003'ten itibaren artık bu yapının tamamen toplum nezdinde itibarının ortadan kaldırılması, bunların insan ve finans kaynağının tamamen tüketilmesi. Tabii bir diğer önemli boyutta dış politik gerekçelerle büyük güçlerin bu terör örgütüne verdiği destek söz konusuydu. Dolayısıyla bu desteklere baktığımız zaman aslında büyük güçlerin, işte yani mastermind'ların, üç takım diye ifade edilen güçlerin aslında iki şeyden çok büyük rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim PKK ile yaptığımız mücadeleden rahatsızlık vardı. Çünkü PKK'nın tamamen bitirilmesini üç takım istemiyordu. Çünkü PKK'ya Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde ihtiyaç vardı. Bunun YPG, işte YPC, PYD gibi farklı isimlerle isimlendirilen uzantıları kara kuvveti olarak Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde ihtiyaç duyulan güçlerdi. Öte yandan baktığımız zaman Türkiye'nin artık üniter yapısını terk etmesi isteniyordu. Türkiye federatif olmalı, bölünmeli. Hatta işte literatürde Fethullahçı terör örgütünün Amerikalı mensubu diye bilinen Henry Barkey'in ifadeleri var. Türkiye'nin işte Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürtlerinden oluşacak bir devlete bölgede kendini alıştırılması menfaati icabı gibi bir cümle kullandığını hepimiz zaten biliyoruz. Diğer yandan baktığımız zaman 15 Temmuz'u gerçekleştiren uluslararası sahiplerden birisi olarak bu denedir. Özellikle Türkiye'nin işte güney sınırında İsrail, Amerika ya da Kürt koridoru diye ifade edilen koridorun açılması. Yani özellikle Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden dünyaya açılmasından duyulan rahatsızlıktan dolayı Türkiye'nin bölgede bypass edilmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin NATO politikalarına kendisini teslim etmemesi, bağımsız ve kendi çıkarlarına dönük bir dış politika uygulamasına rahatsızlık yaratan diğer unsurlardan bazıları. Özellikle Türkiye, Suriye'nin ve Irak'ın bütünlüğünün korunmasını savunuyor. İşte security dediğimiz bir güvenli bölge oluşmasını istiyor. No fly zone diye ifade edilen uçuşa yasak bir bölgenin oluşturulmasını istiyor. Mültecilere yardım etmek istiyor. Mültecilerin kendi ülkesinde kalarak kendi vatanı içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, muhaliflerin özellikle nefes alabilecekleri bir bölgenin inşa edilmesini istiyor. Dolayısıyla bunların hepsine biz baktığımız zaman bu özellikle üç takım diye ifade ettiğimiz yapının Orta Doğu dizaynıyla çelişiyor. Çünkü bu aktörlerin istediği en önemli şey Orta Doğu'nun tamamen istikrarsızlaştırılması ve daima Türkiye'ye güvensizlik üreten, terör yaratan bir bataklığı orada inşa edilmesi düşünülüyor. Dolayısıyla bu anlamda özellikle bizim Suriyeli mültecilere vatandaşlık vermek istememiz ve onlara sahip çıkmamız gene bu büyük güçleri ciddi anlamda sıkıntıya sevk ediyor. Çünkü biz dünyaya artık insanlık dersi vermeye başlıyoruz. Özellikle işte Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için dünya beşten büyüktür sözünü etmesi ve dolayısıyla uluslararası sistemin kendi içerisindeki yarattığı adaletsizlikleri gözler önüne sermesi çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla burada işte içeride kullanılacak bir manivele olarak Fethullahçı terör örgütüne ihtiyaç var. Hepimizin bildiği gibi 99 senesinde Öcalan bize teslim ediliyor ama daha azılı bir terörist Amerika'da misafir edilmeye başlanıyor ve dolayısıyla şeyin emri ve direktifleri çerçevesinde 170 ülkede Türk okulları adı altında Amerikan ajanlarının cirit attığı küresel robotların yetiştirildiği okullar açılmaya başlanıyor. Ama bu öyle bir ustalıkla yapılıyor ki insanların zihnine 28 Şubat sürecinden itibaren bir algı operasyonu yapılıyor. Yani biz işte mütedeyyin Anadolu insanlarını devlet mekanizmalarına sokuyoruz. Yani bu bir sızdırma faaliyeti ama 28 Şubat yaşandığı için artık bu insanların zihninde hem örgütün hem de bu sızma faaliyetinin meşrulaşmasına yol açıyor.
Ama diğer taraftan bakılıyor ki dinler arası diyalog denen Vatikan ziyaretleri başlıyor. İslam'ın içi tamamen boşaltılmaya çalışılıyor. Ilımlı İslam projesi hakim hale getirilmeye çalışılıyor. Ve diğer taraftan baktığımız zaman özellikle bu üst akıl için ciddi istihbari ve akademik destek gene bu örgütün elemanların, militanları tarafından sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi dolayısıyla ben tabii fazla uzatmayacağım, saatlerce konuşulması lazım ama 15 Temmuz günü yaşananlara baktığımız zaman da bu işin tamamen dış destek yardımıyla içerideki hainlerin sağladığı zemin üzerinden yapıldığını görüyoruz. Özellikle bugün işte İncirlik'te farklı ülkelerin generallerinin özellikle olduğunu, Heybeliada'da yine ciddi bir toplantının yapıldığını ve orada hem iki yerden hem İncirlik hem de adadan bu işin yönetildiğini görüyoruz. Ve mesela o zaman Amerikan Dışişleri Başkanı'nın da, Bakanı'nın da her iki tarafa iktidar çağrısı yapması çok ilginç. Çünkü bu diplomatik anlamda söylenen ifade şunu söylüyor. Yani biz işte darbecileri de destekliyoruz, hükümet de eğer kazanırsa onu da destek verebiliriz anlamına geliyor. Gene işte CENTCOM Başkanı'nın ordudaki muhataplarımız hapse atılıyor, görevden alıyor, bizim muhatabımız kalmadı demesi. Öte yandan Alman Dışişleri Bakanı'nın Fethullahçıları verme ihtimalini aklınıza bile getirmeyin demesi. İşte BBC'nin işte gene bir yayınında hata ettiniz, önce Erdoğan'ı katletmeniz gerekirdi demesi. İşte MİT tırları olayı, ondan sonra IŞİD'i Türkiye'nin desteklediği söylenmesi. İşte Amerikan Düşünce Şirketi Stratford'un Erdoğan artık bundan sonra çok güçlendi. Bunun önünün alınması lazım demesi ve özellikle o gün biliyorsunuz Marmaris'te olan Cumhurbaşkanımızın rotasını tamamen fahş etmesi gibi olaylar söz konusu. Daha sonra baktığınız zaman Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden gerekli işte ziyaretlerin gelmemesi ve özellikle burada yaşanan trajedinin 250 şehidimizin dikkate alınması gerekirken olağanüstü hal yasasının eleştirilmesi ki Fransa'da mesela bir seneye uzatıldı. İşte Belçika'da, Almanya'da çok küçük bize göre olaylar olmasına rağmen olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Ve idam cezası talebine karşılık çok tehdit edici mesajların Avrupa Birliği'nden gelmesi. S&P'nin işte Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi. Aynı zamanda işte NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nden tamamen Türkiye'yi işte eleştiren ve aynı zamanda tatmin edici olmayan üzüntü mesajlarının gelmesi gibi unsurlar söz konusu. Diğer taraftan baktığımız zaman o gün ifade ettiğim gibi güneyden terörist aktörlerin Türkiye'ye girebilecekleri şekilde bir dizaynın yapıldığını görüyoruz. Ve aynı şekilde nasıl Mısır'da darbe diyemeyen bir uluslararası camia söz konusuyla Türkiye'deki darbe girişimine de darbe girişimi diyemeyen maalesef müttefiklerimiz, dostlarımız var. Dolayısıyla burada tabii yapılması gereken nedir? Çok fazla uzatmadan buradan yola çıkacağım. Bir kere buradaki en büyük hayır bizim millet olma bilincine ulaşmamız. Yani millet olmak dediğimiz şey her konuda aynı şeyleri düşünmek değil. En azından belli konsensüs noktalarında bir araya gelebilmemiz. O da nedir? Bu vatanımızın varlığı, birliği, bütünlüğü, selameti, istikbalidir. Dolayısıyla bu ruhu bizim ülkemiz yakalamıştır. Ve bundan sonra yapılabilecek operasyonlara izin vermeyecek bir şekilde milletimiz kendi varlığını, kendi müdahale gücünü ve tarihten aldığı, inancından aldığı direnme, mukavemet kabiliyetini tüm insanlara bir ders olarak sunabilmiştir. Öte yandan yeni kapıda yakalanan ruhun devam etmesi gerekiyor. Yani ülkenin varlığı, birliği, bütünlüğü konusunda siyasal ve ideolojik yönelimleri bir kenara bırakıp bir olabilmenin yolu özellikle bilinmeli. Tabii burada artık bizim toplumumuzun da ikiye ayrıldığını görmemiz lazım. Bir tarafta işte bu Fethullahçı örgüte mensup olan teröristler var, bir tarafta da onlarla mücadele edenler var. Dolayısıyla bu dünyanın gördüğü en vahşi, en ilkel örgüte karşı bu mücadelenin en üst seviyede devam etmesi gerekiyor. Tüm kurumlarda devam etmesi gerekiyor. Etnik kurumsal temizliğin en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Ama burada tabii ki hakkaniyete ve adalete muhakkak dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir diğer açıdan bakıldığı zaman bir radikalizmin biz üretildiğini görüyoruz din ve inanç üzerinden. Yani altın nesil derken katil nesil yetiştiren bir inanç sistemi, yani sapık bir inancın, patolojik bir ruh halinin var olduğunu görüyoruz. Onun için de gerçek inancın insanlara
insanlarımıza doğru bir şekilde öğretilmesi gerekiyor. Ve son olarak üzerinde durmak istediğim şey de bizim kendi özgüvenimizi kaybetmememiz lazım. Çünkü tüm bu yaşananlara rağmen Türk ekonomisi hala dimdik ayakta durabiliyor. İşte üçüncü köprümüzü yapabiliyoruz, havalimanımızı açabiliyoruz, Kanal İstanbul projesine başlayabiliyoruz. Küresel sermaye, kredi değerlendirme kuruluşları inat gerçekten yatırımlarını Türkiye'ye yapabiliyor. Türk geçit yapılıyor. Milletimiz hala yani en ufak bir sıkıntı hissettiğinde meydanlara düşebilmeyi, tekrar kendi istiklalinin mücadelesini verebilecek gücü kendisinde bulabiliyor. Onun için ben dış politik anlamda bundan sonra başbakanımızın da söylediği gibi dostlarımızı artırma, düşmanlarımızı azaltma çabası içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyor. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sayın Valimiz Doktor Ahmet Altıparmak Beyefendi'ye bırakıyorum. Buyurun Sayın Valim. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii hocam genel bir çerçeve çizdi. Dolayısıyla artık düşmanlara dışarıdan izledi herhalde. Dışarıdan mevcut bu şekilde. İşin esprisini öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel bilgiye alakaya. Bunu bilemiyorum. Acaba rektör hocam öğrenciler zorunlu mu dedi yoksa öğrenciler kendi mi geldi? Kendi gelenleri görebilir miyim efendim? Evet, tebrik ediyorum. Yani demek ki demokrasi aşkı topluma yerleşmiş. Ben sözlerime başlarken öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimize, demokrasi şehitlerimiz dahil olmak üzere. Ve yaralarımıza ayrı şifalar diliyorum. Bir şekilde yaralarının bir an iyileşmesi dileğimizde. Ve tabii o günde büyük emek veren, katkı sağlayan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok önemli, çok özel bir gün yaşadık. Ve Türk tarihinde, Türk demokrasi tarihinde hakikaten bir daha yaşanması asla arz etmeyeceğim zaman yaşanması durumunda da nasıl bir zaferle çıktığımızın da görülmesi açısından önemli olduğunu ifade etmek isterim. Tabii bu panelin veya konferansın adının da keşke 15 Temmuz demokrasi zaferi ya da sonrası diyebilseydik daha iyi olurdu. Niye iyi olurdu? Çünkü bütün isimler konuşmaların kapısıdır adeta. Onun üzerine bina edersiniz. Ama darbe dediğiniz andan itibaren onun üzerinde bir takım konuşmalarınızı bina edersiniz ve oturtursunuz. Bu çerçevede hiçbir zaman art niyet aramadan ifade ettiğim arkadaşlar demek böyle düşmüş, böyle kurmuşlar. Ama öyle olsaydı belki daha farklı bir şeyle karşılaşabilirdik. Evet, dinleyiciler, tabii şimdi hocamızın genel çerçevesinden sonra biz biraz daha ben özellikle kendi hikayemi anlatacağım size. Çünkü bir vali olarak yaşadığımızın ötesinde Ahmet Altıparmak olarak sizler gibi öğrenciyken yaşadıklarımız var. Ve bu tehlikenin o zaman ipuçlarını gördüğümüzü, ipuçlarından bazı rahatsızlıklarımızı hissettiğimizi de burada ifade etmek isterim, sizlere paylaşmak isterim. Ve genellikle dönem içinde şunu demiştim. Eğer Türk savcıları, Türkiye Cumhuriyeti savcıları dava açacaksa öncelikle bu cemaate, bu FETÖ grubuna bir Türk gençliğini, en zekilerini, en böyle masumlarını toparlayıp devşirdikleri ve de şahsiyetsizleştirdikleri için dava açılmalı demiştim. Gerçekten Çanakkale bir destandır ayrı. Ama 12 Eylül'deki plan, program neyse yine solundan sağından Türk gençliğinin lider ruha sahip olan zeki, aydın, insanlar nasıl yok ettiler son binlercesini aynı oyunun bir devamı olarak bugün de yine başka bir oyunda yine beşeri sermayemiz önemli oranda heba ettirdiler bize. Dolayısıyla bu oyun büyük bir oyun. Biz burada oyun bozmak zorundayız. Oyun kurucular bundan vazgeçmeyecekler. Zaman içinde hocamın anlattıklarında baktığımız zaman ben hemen şunu ifade edeyim sözlerimin başında. Bu bana göre hakikaten bir bu akıl ne bir Amerikalı'nın aklı, ne bir kendi başına bir İngiliz'in aklı, ne de bir İsrail'in aklı. Ben kendi tanımımca şöyle diyorum. İlla adını koymak gerekirse ister İlluminati deyin, ister tapınak şövalyeleri deyin, ne derseniz deyin, günümüze evrilmiş bir Haçlı zihniyetinin, bir Haçlı seferi bana göre. Bu manada da illa bir akılla izah etmek gerekirse bu akıl tam Amerika'da yetişmiş, İngiliz genleri taşıyan bir Yahudi'nin aklıdır diyorum. Zira bunu da şundan dolayı söylüyorum.
Küstahlık, pervasızlık, nobranlık dediğiniz zaman nereyi tanımladığınızı görürsünüz. Güç, kendini güçlü hisseden bunu yapar. Sabır, derinden ve masum görüntüsüyle uzun planlı şeytani zekasını kullandığı zaman ada ülkesi aklımıza hemen gelir. Para, makam, menfaat, hile, düzenbazlık dediğiniz zaman belirli bir dine, inanca sahip olanlar gelir. Bu çerçevede değerlendirdiğiniz zaman da hakikaten İngiltere'de yetişmiş adeta ve İngiliz genlerine sahip bir Amerikan Yahudi aklı gibi insanın ilk aklına gelen şeyler. Dolayısıyla bu burada bitmeyecek diye düşünüyorum. Bu elbette devam edecektir. Sadece ne değişecek biliyor musunuz? Belki oyuncular zamanla ölecek, kalacak, farkı değişecek ama kurbanları yine Türk ve Müslüman olacak. Maalesef kullanılanları da Türk ve Müslüman olacak şimdi. Bu çerçevede baktığımız zaman ve kendi hikayeme geldiğim zaman arkadaşlar, üniversite yıllarında tanıdık biz, yani 80'li yıllarda tanıdık. O zaman baktığınız zaman dünyadan kopuk, kendi hallerinde masum, saldırılara kapanmış, yani şu manada Tarık Ramazan'ın güzel bir sözü var ya, diyor ki bu saldırılar devam edecek, kültürümüz, inancımız, dinimiz. Ama o saldırılara tamamen açılırsak yok oluruz diyor. Tamamen kapanırsak karanlığa mahkum oluruz. Onların karanlığa mahkum olduğunu görüyorduk o zaman. Diyorduk ya yazık. Yani dünyadan bir haber yaşıyorlar bu şekilde. Televizyon yok, radyo yok. Kendilerine sunulan dışında da bir şey yok, bilemiyorlar. Ama zaman içinde o masum görünen ruhun nasıl canavarlaştığını hep beraber görmüş olduk. Kaymakamlık dönemimizde yine enteresan şeylerle karşılaşıyorduk meslek hayatımız içinde. Yani bir konu tartışıyorsunuz, ülkenin en önemli konusu. Ve hepiniz etrafınızda görmüşsünüzdür. Hem gençler hem öğretmenler, arkadaşlar böyle benzedim. Asla bir fikirlerini ifade etmezler, dinlerler sadece. Size bir şey anlayamaz. Acaba bunlar bir şey bilmiyor desin, bilmemesi mümkün değil. O eğitim almış, iyi kötü düşünelim. Ama demek ki hepsinden nasıl bir talimat aldılarsa böyle bir risk görüyorlar ve asla düşüncelerini ifade etmiyorlar. Ne zaman cesaretlendiler? Ancak 17-25 Aralık'a ya daha doğrusu 2010'dan sonra cesaretlendiler ve konuşmaya başladılar. Onda bile tabii makam mevki koruma kaygısı yine devam ediyordu. Bu çerçevede 90'lı yıllarda bakanlıktaydım. Cemaatten olduğunu tahmin ettiğim düşündüğüm bir arkadaş geldi. Daha önce yıllarca Taşra'da çalıştığımız ama uzun yıllar görüşmediğimiz Ankara'daki görev yerime geldi. Dedi ya özellikle görüşmek istiyorum dedi. Tamam zaten geçmişte beraber çalışmıştık, hukukumuz var. Dedi ya ne olur konuşma dedi. Hayırdır niye konuşmayı? Ya dedi çok eleştiriyorsun sen cemaat. Dedi ben seni seviyorum. Ya bunu hiç söylemeden de yapabilirdim ama duramadım, atladım, görev atlettim, geldim. Ne söylersen kaydediliyor dedi. Bakın sene 94-2000 yıl arkadaş. Ne söylerseniz kaydediliyor bunlar dedi. Arkadaşımız iyi niyetle bize geldi. Hakikaten kendisine teşekkür ederiz, bizi uyardı ama bizim söylediğimiz neydi arkadaşlar? Hakaret değil, başka şey değil. Sadece madem ki inandığınızı ifade ediyorsunuz, madem inançlı olduğunuzu söylüyorsunuz, peki niye kendi dar çerçevenizin dışında kalan herkesi harcıyorsunuz böyle fincancı katırının, daha doğrusu filin fincan dükkanına girdiği gibi yıkıp dağıtıyorsunuz ama kendinizden olduğu zaman da her türlü ahlaksızlığa sahip olsa sahipleniyorsunuz. Hani meşhur bir söz var ya, eğer diyor bir dinin ahlaki kurallarına uymuyorsanız, inandığınızı iddia ettiğiniz bir dinin ahlaki kurallarına uymuyorsanız ya siz sahtekarsınız ya dininiz sahte. Şimdi böyle bir resimle karşı karşıyayız. Bu resim karşısında hakikaten yani küçük dilimizi yutuyoruz derse bunu yutuyorduk. Ya ne oluyor? Nasıl insanlar bunlar? Ama bunun zaman içindeki evrilmesi, zaman içinde hakikaten şeytani bir boyut kazanmasına hep beraber şahit olduk. Bu çerçevede yine kendimle ilgili 2002 yılında İçişleri Bakanlığı özel kalemine görevine atandım. Ve o zaman anlamadığım bir etrafımda bir böyle fırtına koptu diyebilirim. Kendi küçük fırtınamız belki ama nasıl oldu? Bir anda bize merhaba diye, bizimle selam veren, tabii 28 Şubat ihmal etmemek lazım. 28 Şubat sürecinde bir anda bunlar kayboldu. Farklı bir renge, farklı bir boyuta girdiler. Ve bizlerden, inançlı insanlardan hummalı gibi kaçtılar. Karşılaştığı zaman evimize gelip çorba içen veya bakın meslektaş olmasa bile komşu ilçelerde siz beraber isterseniz buluştuğunuz zamanlar olmuştur. Ve sizi gördüğü zaman kaldırım değiştiriyor. Selam vermiyor. Ve geldik işte 2012, 2002'ye.
AK Parti hükümeti geldi. Tabii onlarda da bir genel bir herkese bir rahatlama. 28 Şubat kısmen evrildi. Ve o zaman da dediğim gibi özel kaleme atanmamla beraber fırtına. Ne fırtına şu? Niye o atanmıyor? O yemek yiyen bizim arkadaşlar bile sağda solda aleyhimize konuşmaya başladıklarını gördüm. Ve geçmişte internette şurada burada aleyhimize ne tür yayınlar varsa derleyip toplayıp bakana getiriyorlar. Bu şöyle biri, bunu nasıl tutarsınız? Bu da şöyle arkadaşlar. Bir gün kafatasçı Türkçe oluyorum. Zaman geçiyor. Nasıl kullanışlı hale getirecekler soruyor diye. Bazen tenzih edilmiş, kimseye aşağılamış gibi değil. Bazen doğudan bir göçmen oluyorum. Akıllarına ne esersen. Cumhurbaşkanlığına vali kararnamesi gidiyor. Fethullahçı oluyorum. Ben de haber gönderdim Cumhurbaşkanlığına. Dedim ki ya Fethullahçı olsaydım. Bak hızla geçiyorlar. 9-10 kişi oldu. Ben de olurdum. İşte sesiniz çıkmazdı. Velhasıl o zaman işte haber gönderip ya o zaman bildirsinler işte bir söyleden böyle dedim. Ben devletin muhbiri değilim. Devletin emniyeti var, bir itibar ajanı beyi var. Bunlar öğrenilmesi lazım. Yani arkadaşlar şu var. Uzun vadede devlet olmanın refleksini her noktada göstermek zorunda. Şu grup, bu grup demeden kendine yönelen tehdit noktasında mutlaka ve mutlaka uyanık olmak zorunda. Toleranslı değil, tam tersine acımasız olmak zorunda. Çünkü kendini öyle bir tehdidi kabul etmemek zorunda. Aksi takdirde bu topraklarda yaşama, tutunma imkanımız, ihtimalimiz çok zor, hatta imkansız. Dolayısıyla hani meşhur şey var ya, suyu arayan adam. Yani suyun kaynağının bu topraklarda olduğunu, bizim kendi özümüzde olduğunu bilmemiz lazım, görmemiz lazım. 25 Aralık, 17-25 Aralık'la beraber Erzurum'daydık, valilik görevindeydik. O zaman inanılmaz bir şekilde tabii belki en iyi, en etki mücadele yapan illerden biri olduk. Hakikaten gereğini yaptık. Onları binalarda, kamu binalarındaysa boşalttık. İnanılmaz tuzaklar kurmuşlar arkadaşlar. 30 tane iş adamına öyle bir yapmışlar ki bir şeyden, bir suçtan alacaklar. Tefecilikten alacaklar. 19 tanesini ayırmışlar. Kalan 11 tanesini kendi adamlarını ayırmışlar. Himmet verenleri ve benzeri dosyaya ayırmışlar. 19 taneyi mahkemeye çıkarmışlar. Polis, savcı, hakim, ortaklaşa adamlar atmışlar içeri. Biz bu oyunu o zaman bozduğumuz zaman aynen şöyle Fuat Hamid'den, saray müşaklarından komplocu vali, komplocu emniyet müdürü diye sürekli yayınlar yapmaya başladılar. Tabii bu arada Beto'nun Yeşil Parti'nde iptal etme o zaman bize nasip olmuştu. O zaman da aynı şekilde bu ihbarlar devam etti. Özellikle komplocu olarak suçlamalar. Gelelim 15 Temmuz'a. Çok fazla uzatmadan hızlı geçmek istiyorum. Sesim de çok şey değil. 15 Temmuz günü arkadaşlar Ankara'dan daha yeni başladığı zaman, bunu bir şey için söylemiyorum. Özelliklere inanan, inançlı olan insanın gücü farklıdır. Ve onun verdiği insana güç farkıdır. O gün duyar duymaz daha ne olduğunu anlamadan istersin de bir vali olarak bu noktadan itibaren üzerimize düşen bir görev vardı. Ve bu görevde abdestimizi aldık. Hanımla helalleştim dedim, hani herhalde görüşemeyiz. Sen de akrabalarına geç, evde kalma. Çünkü seni alırlar, bu sefer de seni tehdit unsuru olarak bizi kullanırlar. Biz daha sonra da görüyoruz ki valiler için özel ekipler oluşturmuşlar. İlk şeyleri infaz. Ve jandarma komutanımız da burada, aradım. Dedim ki size geliyorum dedim. Kendisine de mahsustan size geliyorum dedim. Emniyet müdürümüz tecrübeli bir insan. O da karargah çevik kuvvete kurduğunu ifade etmişti. Aslında çevik kuvvete yöneldim ama jandarma niyetlerini de almaya geliyorsa dedim. Biz en azından kendi ayağıyla geliyor. Dolayısıyla biz gelip bir şey yapmamıza gerek kalmasın desin dedim. Kendim çevik kuvvete geçtim. Oradan sonra jandarma komutanımızı aradım. O da geldi. Sağ olsun sayın var, memnunuzdayım. Ne diyorsanız beraberiz dedi. Ve ondan sonra Tugay komutanını davet ettik. Sayın Başsavcımızla görüştük. Onlar biz de gelen dediler. Hayır dedik, buyurun dedik. Onlar geldiler. Ve o esnada daha yoldayken iki telefon görüşmem oldu. Bir eski İçişleri Bakanımız Efkan Ağlay'ı arayıp Sayın Bakanım veya geldikten sonra saatler karışabilir. Mutlaka bir Üsrük Bey askerin televizyona çıkıp konuşsun diye ısrarla kendilerini hatırlatmada bulunduk. Önemliydi. Zira buradaki askerlerin de ikna olması açısından. Yani bu bir FETÖ'cü darbedir. Devlet bütün ordusuyla bu işin içinde değildir, algılatmak için, anlatabilmek için de. Daha sonraki bir telefon görüşmemizde havaalanı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Müsteşar Yardımcımıza, bakın burada bir hareketlenme var, havalimanında bizim buraya uçaklar gelebilir, aman sahip olun diğer yerlerden gelmesin, biz burada elimizden gelince engel oluyoruz. Bu çerçevede başladık.
O arada Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyon görüşmesi, konuşması özellikle tabii halkı ciddi manada hareketlendirdi. Meydanlara toplanmalar başladığını duyduk. Bu tabii bize de bir cesaret verdi. Demek ki bir taraf belli. Artık bu grup FETÖ'cü bir grup. Böyle bir ayaklanma dolayısıyla neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Onların başarılı olmasının önüne engel olacağız, keseceğiz diye. Bu çerçevede arkadaşlarımız sağ olsunlar hakikaten ciddi bir gayret gösterdiler. Emniyetimiz, jandarma komutanımız, hakeza, emniyet müdürümüz. Ve Tugay'la haberleşmemiz başladı. Ve Büyükşehir'le haberleşmemiz ciddi manada devam etti. Milletvekilimiz Şahin Timur aynı şekilde. Ve o kalabalıkların Tugay'a yürümemesi için onları ikna ettik. Zira dedik Tugay yürürse onların da hazırlığı var, karşılıklı kan dökülür. Biz Tugay'a, olaya hakimiz. Mümkün mertebe herkes yerinde dursun. Tugay'a da şu şekilde tehdit ederek 15-20 bin insan meydana toplandı. Bırakırsak linç ederler. Kan dökülür ama sizler de çoluğunuzla çocuğunuzla linç olursunuz. Dolayısıyla şu hazırladığınız tankları içeri çekin. Onlar da arkadan tank içeri çekti. Kalkışmanın içinde olduğunu, %100 emin olduğumuz halde değilmiş gibi psikolojik üstünlüğünü sağlayarak o da hiçbir zaman saygısızlık etmeyerek konuşmamızı sabaha kadar bu şekilde sürdürdü. Havaalanına gelince arkadaşlar ve o çerçevede hareketlenmeyle beraber belediyemize de görüşerek özel sektörden de Akça grubunun, ona da çok teşekkür ediyorum, bütün iş makinelerini toplayarak Tugay'ın etrafını sardı. Havaalanında hareketlenme başladı dedi. Havaalanına gidişten haberi, daha doğrusu ilk çıkıştan haberimiz olunca takip ettirdik. Dedik Marmaris'e mi gidecekler acaba? Çünkü Cumhurbaşkanımızın orada olduğunu biz biliyorduk. Havaalanına ya da Ankara'ya mı gidecekler? Ankara'ya yöneldiklerini görünce, tabii biz bu olayın bir parçasını görüyoruz, tamamını göremiyoruz. Yok 8-9 tane araç, askeri araç içinde komandolar var. Havaalanında tedbir almaya başladık. Hemen bölgenin elektriğini kestirdim. Jeneratörleri arızalandırdık. Oradaki teknik personeli uzaklaştırdık. Çünkü orada kaldıkları zaman büyük bir tehdit oluşturacak. Ve Afyon valisiyle görüşerek Dinar'da yolları kestirdik ki karayoluyla da gidebilirler diye. Ancak havaalanında daha sonra bir bilgi aldık. Arkadaşlar oraya vardığı zaman 400 küsür kişi zaten gelmiş havaalanına yerleşmiş. Ama biz o arada daha doğrusu o arada gerileşmişler, geçmişler havalimanına. Yani ilk elektriği vesaire kestirmişiz, arızalandırmışız bir takım yerleri. Yakıtları boşalttırdık daha sonra. Ve ondan sonra kalan o arkada 70-80 kişiye sivil alana gitmişlerdi. Dönüşlerinde de Çardaklılar, hepsine teşekkür ediyorum, büyük bir cesaretle önlerine geçerek onların askeri kesimi geçmelerine engel oldular. Yaya geçmeye kalkıştıklarında yine Tugay'la görüşerek geçmelerine izin verdirmedik. Yerlerinde kalsınlar, linç olacaklar dedik. Bu şekilde devam eden gece boyunca sağ olsun başsavcımız yanımızdaydı. O da sürekli notlarını aldı, anlatacaktır mutlaka detaylı olarak. Ve sabaha karşı son görüşmemizde Tugay komutanla kesinlikle erleri ayrı, rütbeleri ayrı olarak teslim alacağız, silahlarını bırakmış olarak dedik. O da biraz nazlandı ama en azından oraya irtibat kurma imkanını sağladı. Onlara bu şekilde olacağını aktardığını tahmin ediyorum. Çünkü daha sonra teslim alışta hiç soğuk çekmedi. Bu arada tabii emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla o grupların içinde ulaşanlar oldu ailesi vasıtasıyla. Biz bunlarla değiliz. Biz bunlarla değiliz ama bunların içinde kaldık diyerek de serzenişte bulunanlardan oldu. Velhasıl arkadaşlar o gece bizim için Allah'a şükür basiretle, ferasetle yönetilmiş bir geceydi. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve o gece sonrasında da sabahleyin jandarma komutanımızı gönderdik. Asker olarak teslim alması daha uygundur diye. O 517 rütbeli ve eri teslim aldık. Bir kısmını erleri hazırlamış olduğumuz spor salonuna rütbeleri de jandarmaya gönderip ifadeleri almaya başladı. Bundan sonra kısımları başsavcımız anlatacağı için o kısmına girmeyin. Asıl tabii arkadaşlar zor olan kısmı bu kısmı hani bir hocamıza sormuştuk. Kıbrıs gazisiydi. Dedim nasıl oluyor hocam? Öğrenciydik o zaman. Nasıl hissediyorsunuz? Hep o aklımdan çıkmaz. O gece de bu aklıma geldi olay. Dedi ki çocuklar savaş öncesinde bir tereddüt vardı. Biraz korkuyorduk. Ama girince düğün bayramı. Ya kurşun şuradan geçmiş, buradan geçmiş, umurumuzda değil. Hakikaten ben de o gece öyle hissettim. Ama sonrasına gelince arkadaşlar, çünkü sonrası daha farklı bir şey. Kim bulaştı, kim bulaşmadı, kim suçlu, kim suçsuz. Burada işte vicdanın harekete geçmesi, elbette ki suçluya en keskin kılıcımızı hareket edeceğiz. O suçluyu cezalandıracağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ama suçlu mu, suçsuz mu karar verme noktası bizim için kritik nokta. Bu noktada işte elimizdeki bilgileri, belgeleri ve de her şeyden önce
herkes kendi camiasını çok iyi bilir. Öğretim üyelerine şimdi şu cemaatten mi, şu şuradan dese çok iyi bilirler. Biz de kendi camiamızı çok iyi biliriz, mülkiler ağa camiasını. Hakim savcı arkadaşlar herkes de çok iyi bilir. Öğretmenler kendilerini bilir. Bu kanaat de bizim için önemli. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde kararına baktığınız zaman illa belge bulunabilir ama onlar arasında olduğuna ciddi manada bir kanaat varsa etraftan artık bunun devletle bir işi olamaz. Devlet bunu barındırma. Ben böyle düşünüyorum şu an. Evet. Bu noktada elimizden geldiğince defaatle tekrar ettim. Şimdi de tekrar etmek isterim. Biz şu inanca sahibiz arkadaşlar. Onlar sizin düşmanınız diye adaletle hükmetmeyecek misiniz diye bir ayet-i kerime vardır. Biz de düşmanımız da olsa elbette adaletle hükmedeceğiz. Ve adil olarak elimizden geldiğince suçluya suçlu muamelesi yapmak da adalettir. Suçsuzu korumak da adalettir. Bu kritik çerçevede hareket edeceğiz. Allah böyle bir şeyi bir daha bu memlekede yaşatmasın. Yaşatmaması için de gençlerimizin o Tarık Ramazan ifade ettiği gibi kimlikli, kişilikli, şahsiyetli olarak yetişmeleri, makam, mevki, ödüller, madalyaların ötesinde topluma hizmet aşkını, bu millete inanma bilincini taşımaları çok çok daha önemlidir diyorum. Her halükarda bir şey oluruz arkadaşlar. Her halükarda kimse aç kalmaz. Çalışkanlığınızın, becerinizin gereği olarak bir yerlere gelirsiniz. Mümkün değil diyememeniz. Ama asıl olan nereye gelirseniz gelin, o noktada işte bu milletin derdini dert edinmek, bu milleti geleceğe taşıma noktasında bana ne düşüyor? Ben işimi en iyi şekilde yapabileceğim demektir. Eğer bunu diyebiliyorsak, inanın bu toplum çok farklı yere gelecektir. Bu çerçevede her yerde ifade ediyorum. Sık sık da basında da yer aldı. Özellikle Beyaz Zambaklar ülkesindekini gençlere çok olduğunu tavsiye ediyorum. Okuyun ve 2 milyonluk nüfuslu bir Finlandiya'nın nasıl bizim gibi 70-80 milyonluk bir ülkeye bütçesine, maliyesine fark attığını ve 30 bin avronun üzerine gelir elde ettiğini kişi başına lütfen görün. Bu basit olmuyor. İki şeyi burada örnek verip geçeceğim. Bu fırsat bulmuşken. Bir İngiliz bu Panasonic'in sahibi, Japon daha doğrusu sahibi, National Radio'nun da sahibi, bisiklet tamirciliğinden başlıyor hayata. Ama felsefesi şu, biraz ilerleyip biraz geliştirince, benim diyor halkımın elle çamaşır yıkayacak kadar zamanı geniş değil diyor. Onun için ben çamaşır makinesini ucuz imal edeceğim ve herkesin evine çamaşır makinesi girecek diyor. Ve ondan sonra dünya devi oluyor bakın. Allah hakikaten bu tür düşünen başkasına yardım eden önünü açıyor. Ve o adamcağız o işe yaramı daha sonra parlamentoya 150 tane vekil sokuyor. Ülkenin yönetiminden de etkin olacağım diyor. Bir başka meşhur iş adamı Finlandiyalı, o da şekerleme imal ediyor. En iyi reçeli imal ediyor. En iyisini. Saraylara layık bir reçel ve sonra saraylara da giriyor. Diyor ki en kalitelisini en ucuza bu halkıma mal edeceğim ki insanlarımız, gençlerimiz gürbüz yetişsin diyor. Çünkü hakikaten fukaralıktan Finlandiya çürümüş halde o zaman. Ve reçeli meşhur oluyor. Ticaret ahlakına bakın. Reçeli meşhur oluyor. Ve ondan sonra İngiliz iş adamları teklif ediyorlar. Diyor ki 2000 bilmem kaç kola almak istiyoruz dedikleri zaman aynı fiyatta vermen kaydıyla diyor. İngiliz'e dönüyor diyor ki hesap yapıyor. Aynı fiyatta vermeyeceğimse daha ucuza vereceğim diyor. Ve ondan sonra İngiltere, Amerika, Almanya, Hollanda piyasasına giriyor. Aynı şeyi şimdi çevremize sorun, kendinize sorun. Bize böyle bir teklif gelse İki kat fiyat çeker mi, çekmez mi? Arkadaşlar, asıl sorunumuz bizim burada. Bakın, ne olursak olalım, biz ahirin kültürünü artık yerleştirmek zorundayız. Bu ülke bizim, bu insanlar bizim. Bu hizmet aşkını, hangi yaşta olursanız olun, öldürmeyecek şekilde kendinizden besleyin. Bu beslemeniz de hocalarınız size anlatacaklarla ve kaynaklarla olacak. Bu vesileyle tekrar sizlere bu vesile hitap etmekten, beraber olmaktan onur duyduğumu ifade ediyor. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, asıl biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok verimli, çok güzel bir sunum ve sohbet oldu. Çünkü yani bu bilgileri başka türlü elde etmemiz mümkün değildi. O güne dair detayları, öncesini ve sonrasını konuşma, paylaşma fırsatı oldu. Onun için ayrıca ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi de işin daha çok adli bahçesini ve o gün ve öncesinde sanırım yaşananları anlatmak üzere
Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa Alper Bey'e ben mikrofonu veriyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Öncelikle birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum Denizli'yi yöneten devletimizin yürütme ve yargı organı temsilcilerini, üniversitemizin saygıdeğer hocalarını, kıymetli öğrencilerimizi, hanımefendileri ve beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Şüphesiz bir Cumhuriyet Başsavcısını ya da Cumhuriyet Savcısını bir sempozyumda ya da bir seminerde görmek pek olası bir durum değildir. Hatta bizde meşhur bir söz vardır. Biz mikrofonlara konuşmayız, kararlarımızla konuşuruz diye meslektaşlarımız bunu çok sık söylerler. Ben o kanaatte değilim, onu söyleyeyim. Sayın Rektörümüz düşüncesini benimle paylaşınca ben hemen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendirdim. Onların müsaadesiyle bu programı iştirak ediyorum. Verimli olabileceksem ne mutlu. Yolda gelirken arabanın içerisinde aklıma hepimizin tanıdığı meşhur şairlerimizden birisi, edebiyat kitaplarımızın hepsinde var, lise sonunda sanıyorum. Hürriyet gazetesinden bir beyit geldi. Ne mümkün zulm ile, bidat ile imha-i hürriyet. Çalış idraki kaldır, şayet muktedir isen ademiyette. İnsan doğasının en büyük özelliği, temel fiziksel ihtiyaçlarını giderdikten sonra hürriyettir. Tabii darbe teşebbüsü yahut darbeler konusuna geldiğimizde Osmanlı'nın özellikle gerileme ve çöküş döneminde bunun çok fazla olduğunu hissederiz. Hatta bunun bugünlerde televizyonda çok fazla sayıda dizileri yapılıyor. Ve halkımızın büyük bir çoğunluğu da özellikle hanımlar üzerinden yapılan bu filmleri izliyorlar. Bunun bir veçesi. Diğer yandan uluslararası güçlerin etkisi, sonra iktidardan pay almak isteyen ve ele geçirmek isteyenlerin etkisi, sonunda sık sık padişahların veya kabine mensuplarının görevden uzaklaştırıldığı, yeniçerilerin ya da kapıkulu askerlerinin sık sık ayaklandıkları bir zincirleme dönemden geçtik. Tabii biraz önce Sayın Hocam da ifade etti. Artık 19. yüzyıl başlarına geldiğimizde Vakayı Hayriye'den sonra bu işin böyle gitmeyeceği Osmanlı'nın tamamen gözden çıkartıldığı malumdu. Tarihsel sürece baktığımızda bu sürede dünyada bir demokrasi oluşumuna da izliyoruz. Fransa'da bir devrim olmuş, bir ihtilal olmuş. İngiltere'de kralın yetkileri sınırlandırılmış. Ama diğer coğrafyaya baktığımız zaman, diğer ülkelere baktığımız zaman monarşik yönetimler söz konusu. Ve 1839'da, 1856'da bir hepimizin malum olan Tanzimat ve Islahat çalışmaları oluştu. Ve 1876 ilk yazılı anayasamız. Devlet onca unsuru barındırırken Osmanlı hüviyetini devam ettirebilmek ve toplumsal barışı sağlayabilmek adına çözümler üretmeye çalışıyor. Hani birileri içeriden, birileri dışarıdan yıkmaya çalışıyor, o da kendisini korumak istiyor haklı olarak. Ve en çok ihtiyaç duyulan aydınlarını yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü devletin geleceği sadece askeri güçte değil, sadece ekonomik güçte değil, aynı zamanda aydınların gücünde, yani beyinde. Hakikaten hepimizin bildiği şu andaki Yargıtay ve Danıştay 1868 tarihlidir. Sayıştay 1862 tarihli kurumlardır. Ve 1876 Anayasası hakikaten dönemi içerisinde değerlendirildiğinde hukuk devleti açısından en modern, tüzel çalışmalardan birisidir. Ha, tatil edilmiştir. Onun sebepleri başka. 1908 yılına geldiğimizde parlamento yeniden açılmış. Ve demokrasi yolunda yeni bir adım yapılmıştır. Çünkü kanuni esası o tarihte ifadesiyle en modern, en çağdaş normları ifade etmektedir. Hukuk devletine işaret etmektedir. Ne olur biliyor musunuz? O sırada dünyada iki tane meşrutiyet cumhuriyet ya da cumhuriyetle yönetilen ülke var. Biraz evvel de bahsetmiş olduğum gibi diğerleri de monarşidir. Monarşi devletlerinin hepsi nota verir. Siz
Meşruti yönetime geçemezsiniz. Ha, ismi geçen iki meşruti cumhuriyet ve cumhuriyet deneyimi olan ülkeleri ise büyükelçilerine vasıtasıyla Osmanlı'ya şunu iletirler, siz buna geçmeyin. Parlamentonun toplanmaması gerekiyor. Kabinenin uzun süreli olmaması gerekiyor. Hatta gizli arşivlere ulaşıldığında da şu tespitlerde bulunmuştur ki o ülkelerin büyükelçileri ülkemizde o zamanki adıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda parlamentonun işlememesi, hükümetlerin uzun süreli olmaması, suikastlar yapılması gibi bazı çalışmalarla devleti yıpratmayı görev atfetmişlerdir ve bu bir talimattır. Yerine de getirilmiştir. Nitekim 1. Dünya Savaşı 1914 yılına kadar 11 tane hükümet kurulmuştur. Ama bir demokrasi deneyimidir. Cumhuriyet döneminde de maalesef hepimizin bildiği tarihlerde biz ihtilaller gördük. Daha doğrusu tarihte bunları inceledik. Burada bulunanların büyük bir çoğunluğu ihtilallere yetişmeyenler. Ancak şunu üzüntüyle ifade edeyim ki hukukçular normalde monark yönetimlere karşı, monark idareye karşı hukuk devletini, monarşik düzene karşı hukuk devleti öğretisini savunurlar. Hukuk fakültesine başladığınızda hukuk başlangıcı ve anayasa hukuku derslerinde ilk öğretilen size hukuk devleti öğretisidir. Yani baskı rejimlerine karşı, diktatör rejimlere karşı hukuk devletini savunmak. Bir hukuk fakültesi mezunu aldığı eğitim gereğince hukuk devletini savunması gerekir. Maalesef bu böyle olmamış. Geçmiş tarihimize baktığınızda 1961 Anayasası'nı hazırlayan hocalardan birisinin ihtilalcilere şu salıkta bulunduğunu görüyoruz. Diyor ki siz bir ihtilal yaptınız, ceza kanunu ihlal ettiniz, bir suç işlediniz. Dolayısıyla bunun cezası da idamdır. Eğer yeniden demokrasiye geçilecek olursa, siz bu insanları asmayacak olursanız bunlar yarın bugün sizi yargılarlar. Onun için bunlara asacak yüksek mahkemeler kurmanız gerekiyor. Doğal hakim ilkesi zedelenmiştir. Daha sonra hepimizin malum 71 muhtırası, 80 ihtilali, işte 28 Şubat süreci. En son olarak geçen süreçte ben özellikle 80 ihtilali gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmasının hukuk devleti açısından çok büyük bir gelişme olduğunu, artık bu ülkede bir ihtilal deneyimini gerçekleştiremeyeceğine inanıyordum. Benim gibi buradaki pek çok insan da aynı düşüncedeyiz zannediyorum. Fakat böyle olmadı. Şüphesiz 1908'teki biraz önceki vermiş olduğum tarihi vakadan yola çıkarak şunu söylüyorum. Ülkemizde demokrasi şartlarının bulunması, milyonlarca insanların oy kullanabilmesi, kanunlarına sahiplik çıkması, eşitlik istemesi, devletin eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olması maalesef bazı devletlerin işine gelmiyor. Çoğu devletin işine gelmiyor. Halbuki diktatör rejimlerde bir kişiyi ikna ederek ya da birkaç kişiye bir takım menfaatler sağlayarak milyonlarca insanı yönetmek mümkün. Bundan rahatsız oluyorlar. Öte yandan çevreyi örnek olabilmesi durumu söz konusu. Ve Türkiye'de ne kadar şanslıyız ki çevremizde örnek olan bir ülke. Biz biraz önce Sayın Konuşmacı'nın, moderatörümüz ve Sayın Valimizin bahsettiği gibi bu yapılanmayı çok daha öncesinde görme fırsatı elde etmiştik. Daha somut verilere daha önce ulaşmıştık. Zira biz 2010 yılında bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi yaptık. Samimiyetimle söylüyorum. Burada bazı meslektaşlarım da var dinleyici olan. Tek isteğimiz her görüşün temsil edilebildiği hak, adalet, mesafet ve liyakat ilkelerinin üzerine kurulu ve amacı sadece bu olan bir yargı sistemi özgürlüğü. Evet, bizim yönetimi belirlemede bir söz hakkımız olduğu gibi yönetenler de oluşan kurulumuz da yönettiklerine ve halka adaletle hükmetsin. Bazı olan dışı eylemleri gördük. Tasarruflar gördük. Şahsım ve pek çok arkadaşım da bu süreçten zarar gördü.
Halbuki biz görevimizi hakkıyla adaletle yapmaya çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarıydık. Sonra işin içinde başka şeyler olduğunu öğrenmeye başladık. Tabii bu arada Cumhuriyet Savcısı olarak Doğu Anadolu bölgesinde terörle ilgili soruşturmalara bakmamın ötesinde Suriye sınırında başsavcılık, İran sınırında Hakkari ve Kudüs tarafında başsavcılık, daha sonrasında da yine Doğu Anadolu'nun merkez durumundaki bir ilde başsavcılık yapmış olmam Türkiye üzerine oynanan oyunları ve geniş soruşturmalarda gelişen görev kötüye kullanmalarını algılamamız daha faydalı oldu. Hakikaten insan hak ve özgürlüklerinin nasıl çiğnendiği, anayasal hak ve özgürlüklerin nasıl tarumar edildiği, diğer kültürü üzerine nasıl hareket edildiği ve hiçbir hukuk eğitimiyle bağdaşmayan, hukuk mantığıyla bağdaşmayan kararların nasıl verildiğini bizatihi gördük ve dehşete düşmüştük. Tabii gelişen süreçte 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde ise bunu daha bariz surette gördük. Bağımsız olduğunu iddia eden insanlar nedense 5000 ila 7000 arasında, 6000 arasında gelişen oylar aldılar. Ve onca masraflar bizzat kendilerince karşılandığı ifade edilmesine rağmen hesapladığımızda ancak yaşamımız boyunca biriktirebileceğimiz para kadar olduğunu gördük. Halbuki bir okul fakültesi mezununun belli bir dünya görüşü olması normaldir. Bütün insanların olmasının normal olduğu gibi. Ama görevini yaparken, işini yaparken tam adaletle, hak ve nezafet ve liyakat unsurlarını gözeterek ve vicdanıyla karar vermesi gerekir. Biz bu oyunu daha önce görmüştük. Dolayısıyla belli bir biat kültüründe bulunan insanların neler yapabildiğini ve yapma ihtimalleri bulunduğunu da biliyorduk. Yargı biraz daha şanslıydı, iki tane seçim geçirmiş olması sebebiyle deneyim kazanmıştı. Tabii 15 Temmuz günü biraz evvel ifade etmiş olduğum gibi böyle bir ihtilal beklentisi hiç yoktu bende. 1980 ihtilali yapanlar cezalandırılmasına karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş. Artık Türkiye demokrasi yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir düşüncesiyleydi. Hiç de öyle olmadığını bizzat iyi gördük. Ceza Mahkemesi Kanunu 160. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığı herhangi bir surette ihbar veya başka bir surette bir suç işlendiği intibanı edindiği andan itibaren yasal yetkiye kalır. Dava açmayı yeterli bulunup bulunmadığına dair delil toplamaya başlar. Bu topladığı deliller şüphelinin lehine ve aleyhine olur. Ha, kendisi bizzat bu soruşturmaları yapabileceği gibi yardımcısı sıfatıyla polis ve jandarmadan da yaralandı. Biraz önce Sayın Malim ifade ettiler. İhtilal günü durumu ve Denizli'deki durumu ben kendisinden öğrendim ki o andan itibaren benim de endişelerim vardı. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Hemen lojmanın aşağısına indiğimde ve hemen ortalıkta bir alan var, o alanda konuşmaya başladığımızda bazı meslektaşlarımızın ekmek almak üzere dışarı gittiklerini gördüm. Ve giderken de ekmek alalım, nasıl olsa birkaç gün çıkamayacağız. Halbuki o sırada yanımda bulunan meslektaşlarımızla bir strateji üretmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliriz? Bizim paradigmalarımız farklıydı. Biz denizi düşünüyorduk, ülkemizi düşünüyorduk. Onlar farklı düşünüyorlardı. Nitekim Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu süreç içerisinde 32 tane hakim ve cumhuriyet savcısını meslekten ihraç etti. Denizli'den. Hemen meslektaşlarımı topladıktan sonra, o sırada bu ihraç edilenlerden olmayan meslektaşlarımı topladıktan sonra bir görev bölüşümü yaptık. Dedim ki ben şu anda dışarı çıkıyorum, kriz merkezine gideceğim. Kriz merkezinden belki geri dönmeyebilirim, başıma her türlü ihtimal, her şey gelebilir. Başsavcı vekilliği, en kıdemli başsavcı vekilinden başlamak üzere üçünüz arasında sırayla teselsüle derüpte edilecektir. Ama üçünüz de eğer başınıza bir şey gelirse, bu takdirde en kıdemli Cumhuriyet Savcısı başsavcılığı devralacaktır. Ama devletin çarkı dönmeye devam edecektir. Biraz önce Sayın Valim de ifade etti, emin olun ben de o gün
Geri dönmesek de hiç önemli değil gibiydi. Sanki bazen derler yani cahil cesareti, bizimki öyle değildi, belki bilinçli bir cesaretti. O gün ölebileceğinin ihtimalini düşünüyorum. Bu doğal bir sonuçtu. Eğer ihtilal başarılı olsaydı yahut da ihtilalde çatışmalar yaşanmış olsaydı, ihtilal girişimi çatışmalar yaşanmış olsaydı elbette bu doğal bir sonuçtur. Ancak biz biliyorduk ki gün gelir bizi demokrasi şehidi olarak demokrasi mezarlarına defnederler. Ama çocuklarımıza ya da torunlarımıza miras bırakacağımız utanılacak bir eylemimiz yoktu. Olamazdı böyle bir şey. Gerekirse hukukun işlemesi için, bu devletin yaşaması için ölürdük. Bizden sonraki gelenler bunu devam ettirdi, ettirirdi, bu şekilde devam eder giderdi. Tabii belli tedbirler alındı bu süreç içerisinde. İdari tedbirlerin alındığı süreçte bizatihi ben şahidiyim. Derisi o gün bir destan yazdı. Havaalanından komando askerlerinin Ankara'ya götürülmesini engellemek suretiyle ve kanlı çatışmaların önüne geçmek suretiyle ki hiç kan dökülmedi Denizli'de, Denizli halkı ve Denizli'de görev yapan bürokratlar bir destan yazdılar. O heyecanı duymayanlar varsa utanacak olanlar onlardır zaten. Hukuk işlemesi gerekiyor. Ceza gece yarısı ihtilal girişimiyle öğrenir öğrenmez ben 106 tane mantığını verdim. Tabii ihtilale karışmış olan subay ve as subayların tüm hakkında. Daha sonra da bunu yazılı talimata dönüştürdük ve ihra ettik zaten. Bir de şunu düşünmeniz gerekiyor. Masumiyet karinesi esastır. Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Kanunu değerlendirdiğinizde veya uzman erbaşlarla ilgili kanunu değerlendirdiğinizde karar alma yetkisi bulunmayan, herhangi bir suça karışmayan, silah kullanmayan erat hakkında herhangi bir cezai işlemin yapılmaması gerektiğini kanaatine vardık. Soruşturmamızı bu minval üzerine devam ettirdik. Tabii artı değerlerde, artı delillerde geldikçe soruşturmamız genişletilerek devam etti. Sonuç itibariyle yaklaşık 10 gün önce biz Türkiye'de ilk defa olmak üzere iddianamemizi tansiyon ettik. Şu anda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesindedir. Yasal olarak 15 günlük vardır. Bu 15 günlük süre içerisinde iade kararı verdiği takdirde biz itiraz yoluna müracaat edebiliriz. İddianameyi kabul ettiği takdirde de yargılama başlayacaktır. Tabii sadece asker iddianamesi olarak yahut da 15 Temmuz, 16 Temmuz sabahı gerçekleşen eylemlere ilişkin soruşturma yapmıyoruz. Her alanda. İltibat, iltisak yahut mensubiyeti olanlarla ilgili olarak. Ha binlerce suç duyurusu vardır. Bunları değerlendiriyoruz. İnceleme ve araştırma aşamalarından sonra soruşturulması gerekiyorsa elbette ki soruşturuluyoruz. Fakat şu anda hiçbir terör soruşturmasında bunları yapar iken masumiyet karinesi çiğnenmemektedir. Delil olmadan hiçbir kimse hakkında ceza mahkemesi kanununun güvenlik tedbirleri uygulanmamaktadır. Biz elimizde deliller bulunmadığı takdirde hiç kimse hakkında yasal işlemleri gerçekleştirmiyoruz. Ha bilmeyerek olmuştur onu bilemiyorum. Benim bildiğim yok en azından. Ama hak adalet duyguları içerisinde hareket edilmektedir. Delil bulunduğu takdirde ki burada 162 madde hükmü amir hükmü hakikaten üzerinde bulundurulmaktadır. Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım benimle beraber o günlerde 14 kişi çalışıyordu. Şu anda biraz daha profesyonel görev dağılımı yapıldı. Her biri bu işi bilen, uzun yıllardır terör çalışmış, görev ve sorumluluklarının farkında, eylem ve işlemlerinde hak ihlali olmamasına azami gayret sarf eden, fakat suçlunun da en ağır surette cezasını alabilmesi için gayret sarf eden, hakikaten profesyonel insanlar. Evet, eğer ihtilalin tersi olsaydı ne olacaktı? Bundan önceki ihtilallerde neler olduğunu kitaplardan okuduk. Şiirlere, hikayelere, anılara konu oldular hepsi. Ne tür işkencelerin yapıldığı, insanların nasıl mağduriyetlere uğradıkları ve demokrasi çizgisinden nasıl uzaklaşacağımızı düşünün ki her bir ihtilal bizim Türkiye'yi 20 yıl belki de 50 yıl geri götürdü. Yalnız bizi de ileri götürmüş. Çünkü tarihte ilk defa hukukçular meydanlara çıktılar. Aynı gün
gözaltı kararlarını verdiler ve ihtilal edilendiler. Halbuki bundan önceki ihtilallerde gene bir suç işlenmişti. Suç işleyenlere karşı Cumhuriyet Savcılarının derhal soruşturmaya başlaması gerekiyordu. Başlamamışlardı. Demek ki bizim demokrasi kültürümüz de gelişmiş. Halkımızla beraber olarak, halkımızın nasıl demokrasi kültürü gelişmişse, nasıl sokağa çıkma yasağı ilan edildiği zaman bunları dinlememiş ve ölmeyi göze alarak tankların üzerine çıkmışsa, elindeki sapanla uçağı düşürmeye kalkmışsa, öleceğini bile bile makine tüfeklerinin önüne yatmışsa, bu demokrasi kültürünün gelişmesiyle doğru orantılı bir şeydir. Demek ki hukukçuların da demokrasi kültürü gelişmiş. O gün hiç kimse tereddüt etmedi. Türkiye'nin her yerindeki Cumhuriyet Başsavcıları ve ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, Cumhuriyet Savcıları hepsi soruşturmaya geçti. Ve itirazcıların hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şekilde devam etti. Son gelişmeler, uluslararası ilişkiler anlamında bizim uzmanlık alanımız olmamakla beraber, uluslararası ilişkiler anlamında gördüğümüz manzara, Türkiye'nin ne kadar hukuka bağlı olması gerektiği, ne kadar demokrasiye ihtiyacı olduğu ve ne kadar bir ulus devlet olması gerektiğini, bir bütün devlet olması gerektiğini ve topraklarından hiçbir surette taviz vermemesi gerektiği ve her bir bireyinin de ne kadar bilinç olması gerektiğini açıkça ortaya koymuştu. Kısmet olduğum meslek hayatımda bir Suriye sınırında, iki İran sınırında, üç de Türkiye'nin en sarsıcı davaların görüldüğü ilde başsavcılık yapmak kısmet oldu. Özellikle buralarda yüzlerce değişik ülkelerin ajanlarını gördüğümde çok şaşırmıştım. Fakat şimdi gelişen olayları, yaşadığımız olayları, 15-16 Temmuz gelişmeleri de değerlendirdiğim zaman bunların hiç de ezberi olmadığını daha iyi yorumlayabiliyorum. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Biz bazen kanunlara karşı geliriz. İşte sokakta yürürken başkalarını rahatsız edeceğimizi düşünmeden yere tükürürüz belki. Kırmızı ışığı gönlümüzce ihlal ederiz bazen. Parasıyla değil mi? Gider cezasını yatırırız. Ama kimi zaman da ülkemiz için ölmek gerekirse çıkar, ölmeyi alırız. İşte böyle bir heyecanımız var. Belki de dünya tarihi, siyaset bilim tarihinde yahut uluslararası ilişkiler tarihinde çok irdelenmesi gereken bir husus, belki dünyadaki tek örneği bilemiyorum, bir ihtilal girişimi halkın ve demokrasi sevenlerin, bu ülkeye sahip çıkanların girişimiyle, silahsız insanlarıyla engellendi. Tabii Ömer Halis Demir gibi çok kıymetli insanlar canını feda etti. Bunun yanında birçok şehit de verildi. Ama geneline baktığımız zaman halkın ortak iradesi, yani milyonların ortak iradesiyle bu ihtilal girişimi engellendi. Dolayısıyla büyük bir sevinç duyuyorum. Ülkemde demokrasi kültürünün gelişmiş olmasına seviniyorum. Hukukçuların aldıkları eğitimin hakkını verebilecek olgunluğa gelmiş olduklarına seviniyorum. Ve bundan sonra da görevimizi son derece profesyonel yaparken etrafımdaki insanların çoğunluğunda 18 yaşın heyecanını, kıpırtısını ve amatör ruhunu taşıdığını bilerek mutlu oluyorum. Umarım bu topraklarda sonsuza kadar bu heyecanımızı, bu mutluluğumuzu ve bu mücadele aşkımızı kaybetmeyiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Başsavcımız hem yani Türkiye'de bu konuda ilk iddianameyi hazırlamasıyla, aldığı kararlarıyla zaten tanınan bir figür. Aynı zamanda tabii bugün çok içten, samimi ve duygularını bizimle paylaşmak açısından çok önemli bir boyutunu da tanımış olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ferhat Ağırman hocamızı dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Sayın Halim, Sayın Başsavcım, hocam, değerli rektörüm, değerli öğretim üyesi arkadaşlar ve değerli öğrenciler. Özellikle şu günde böyle kutsal olduğuna inandığım bir günü anma bağlamında bizleri dinleme için burada zaman ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben burada ciddi manada sizlerin karşısında kendimi konuşacak kadar kapasiteli hissetmemekle birlikte, bu kapasiteyi vermiş olduğunuz güvenle, cesaretle kendi bulup konuya farklı bir yönden yaklaşmanın gerektiğini düşünüyorum. İbn-i Haldun'a başlayalım. Felsefi açıdan değerlendirdiğimizde modern filozofların ortaya koymuş olduğu Machiavel list düşünebildiğimiz modern filozof, siyasi filozofun ortaya koymuş olduğu şekilde bir tanımlamayla 15 Temmuz'un bize öğreteceği şeyi en nihayetinde yarına bir hazırlık olması gerektiğiyle ilgili bir kanıya sahip. Yani 15 Temmuz hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu milletin tarihinde hızlıca yazılmış eserlerden oluşacak bir eser değildir. Geçmişteki olaylar gibi de tarih sürecini, tarihsel süreçte yerini almıştır. Bundan sonra çok da sosyolojik, siyasi anlamda izlenileceğini ve ele alınacağını düşünüyorum. Bu bağlamda ben biraz daha felsefenin de hatta daha ötesinde biraz daha kelami boyutla 15 Temmuz olayının nasıl bir hareketin ürünü olduğunu, bu harekete karşı ortaya konan eylemin nasıl bir direniş ürünü olduğu ve bu direnişin, bu eylemin hangi düşünceye dayandığıyla ilgili bir konu üzerine temas etmek istiyorum. Bu temaslar bağlamına baktığımızda 15 Temmuz gibi birçok olayı biz 1703 isyanında 1821'den sonra başlayan devletin statikosunu engellemek anlamında statikleştirme, devin gelin engelleme anlamında statikleştirme sürecinin rahmetli Abdülhamit Han ve Mustafa Kemal Atatürk'le durdurularak dinamizme getirildiği, sonra 1939'dan sonra tekrar Türk toplumunu yeniden statik bir yapıya iterek hakkı olan veya katli olanın iş başı yapmasını engelleyen bir statik sistemin işletildiği ve bu noktada devletin, devlet büyüklerinin devinime, dinamizmine karar verdiği anda bu statikoyu sürdürmek adına eylemlere giriştiğini biliyoruz. Ve bundan da biliyoruz derken özür dileyerek böyle bir eyleme giriştiğiyle ilgili bir kanıya sahip. Ve bundan sonrasında da bu devingenliği durdurmak adına o statikonun devam ettirilmesiyle ilgili bir çaba ve mücadelenin devam edeceğini de bilmekteyiz. Bunun zihinsel altyapısı 19. asra dayanmakla birlikte daha öncesindeki 12. asra kadar giden bir süreci İslam'a girdikten sonra Türk milletine giden bir sürecin önemli olduğu ve bu sürecin altında bir zihni altyapı olduğunu net bir şekilde ifadelendirebiliriz. Biz dini gelenek bağlamında kelam konusunda buna itikat diyoruz. Felsefi açıdan baktığımızda bizim eylemlerimizin yaptığımız her türlü, ortaya koyduğumuz her türlü eyleyişin geri planında bir düşünce altyapısı olduğunu ve bu düşünce altyapısının da eşit ve adil itikat olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle İslam dininin kabulünden sonra itikat olarak kavramlaştıran bu düşünce altyapısının eyleme dökülüş boyutunda tarihi sürecimizde İslam dinine mensup insanların tarihi sürecinde üç temel yapı vardır. Kelami boyutta dört durak bu ama bir dönem o sürecini kaybetmiştir. Murciye diye bir ekol vardır. Bu üç temel yapı, üç ekol olarak felsefe açısından biz değerlendirmeye tabi tutarız. Bu üç ekol en temelde Hasan-ı Basri meclisinden ayrılmayla başlayan İtizal anlamında veyahut da içsel kavramıyla anlamlandırılan mutezile kavramıyla kelami bir ekol olarak yer bulan ayrışanlar, ayrılanlar anlamında tanımlanan bir ekoldur. Bu ekolün görünürdeki portresi rasyonel, özgürlükçü ve nasla dayalı hükümlerin yani bizzat bize Yüce Allah tarafından peygamber vasıtasıyla bildirilmiş olan hükümlerin bir noktada değerlendirmeye daha çok tabi tutulduğu zaman rasyonel boyuta ele alınması gerektiğini savunan, bu savunmada söylemleriyle eylemleri birbirine uymayan bir topluluğun adıdır. İntizar grubu, mutezile dediğimiz eylem grubu, Abbasiler döneminde ciddi manada ilme çok katkıları olmuş olmasına rağmen, katkıları olduğu ilmin arka planında aykırı davranışlarda bulunarak, devletin gücünü ve erkini kullanarak,
Bu noktada itikadi anlayışı farklı olan insanlara baskı ve totaliter davranıştan hiçbir zaman kaçınmamışlardır. Kurmuş oldukları sistem siyasette çok ciddi manada oturmuş ve ciddi manada birçok insana zulmedecek kadar haince planlar yapmıştır. Yapılan bu planlar bağlamına baktığınızda layık olmayan birçok insan, liyakatlı olmayan birçok insan layık olmadığı yerlere getirilmiştir. O layık olmadıkları yerlerde devletin, toplumun adeta en derin noktalarına ulaşarak bu milletin milli anlayışıyla oynayarak, onu deform ederek farklı bir tarzda kendi istekleri şekilde yönlendirmiş insanlardan oluşur. Tarihsel örneklendirmesi vardır bunun. Özellikle kendi inançları bağlamında Mutezili ekol. En basit bir şekilde bizim anlayacağımız tarzda Kur'an'ın yaratılmış olduğuyla ilgili Ahmet bin Hanbel'e baskı yapmışlardır. Kur'an yaratılmış demezsen seni kırbaçlarız. Kur'an yaratılmış demezsen seni zindanlarda çürütürüz. Ahmet bin Hanbel dik durmuştur. Ve ciddi manada da Kur'an'ın mahluk olmasını demek, yaratılmış olması demek, ciddi manada itikadi boyutta çok büyük sorun çıkartacağı için de bir direnç göstermiştir. Bunlar devletin güçlerini veya siyasi etkilerini de aldığı zaman aşırı totaliter, aşırı baskıcı olan bir topluluk, tıpkı günümüzdeki gibi güç elden gittikten sonra, siyasi otoriteye hakimiyet kaybettikten sonra mazlum, masum, rasyonel, bilimci bir tarzla, hatta ve hatta devletin resmi dini, resmi kurumunun din işlerindeki uzmanlığını reddederek, resmi kurumlarının oluşturmuş olduğu dini anlayışları hiçe sayarak, kendi anlayışlarına, mezheplerine uygun, yollarına uygun, ki mezhep yol demektir, bir anlayış geliştirmiş ve bu anlayışla Türk milletinin içine derc etmiş bir topluluk olarak karşımıza çıkmışlardır. 15 Temmuz bunun durdurma hareketidir. Bu 15 Temmuz'dan önce Sultan Alparslan'la Nizami Mülk'le kendisini göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kullanmış olduğu haşhaşik kavramı boş bir kavram değildir. Hasan Sabbah'ın ortaya koymuş olduğu sistemle devletin en temel dinamiklerine saldıran bu yapı, devleti kendi çıkarlarını kullanamadığı zaman yok olmasına, haçların emrine gelmesine, hatta mecusi, musevi, Hristiyan ekollerin talimatına girmesine dahi göz yumuş kadar ileri düzeyde yaklaşık 13 asır önce kendini göstermiştir. Bu duruşun elbette ki bir karşı zihni yapısı vardır veya zihni yapısı oluşacaktır İslam toplumunda. Bu zihni yapının temsili olacaktır. Ki öyle de olmuştur tarihte. Mutezile ekolünün Abbasiler döneminde göstermiş olduğu beytil hükmelerle ciddi manada getirmiş oldukları ilmi ilerleme ve bu ilmi ilerlemenin arkasından sığınarak devlet erişimi yerine geçirerek kendi fikri görüşlerini dikte etmeleri ve bu dikte ediş sonucunda topluluk arasında ciddi bir tefrikaya sebep olmaları yine o gün İslam'ı saf ve iyi niyetli kabul etmiş ve ciddi manada emanet almış olduğu toplumlarla hiçbir şekilde ciddi ayrımlara düşmemiş Türk milletine nasip olmuştur. Dini emanet almışlardır, emanete liyakatiyle sahip çıkmayı kabul etmişlerdir. Bunun örneklerini de o dönem bizzat Hasan el-Eşari'nin ortaya çıkması, Eşari ekolünün temsilcisini, Mutezili'ye karşı bir takım fikirler ileri sürmesi ve bu fikirlerle İslam itikadını koruyarak Nas'ın veyahut da ilahi hükümlerin ihtivasını değiştirmesi, engellemesi ve milletin tefrikadan kurtulması için bir mücadele başlatmış. Fakat bu mücadeleyi Eşari'den önce belki de aynı döneme rastlar bir şekilde hiçbir kaygısı, siyasi iştahı olmadan Mavarayan'ın Özbekistan'da İmam Maturidi diye bir ilim adamı başlatmıştır. Maturidi itikadı bağlamında bir fikir oluşturmuş, ortaya koymuş olduğu fikirlerle de Türk toplumunun zihni altyapısını
bir şekle, bir sisteme oturtturmuştur. Doğal olarak itikadi bağlamdaki o duruş bir bakıma hiçbir siyasi paye almadan, hiçbir entrikaya kurban gitmeden, hiçbir şekilde hiçbir sistemin kendi öz vatanını işgal etmesine izin vermeden bir duruş sergileyip itikadi bir anlayış oluşturmuştur. 15 Temmuz aslında bu anlayışın sergilenmesidir. 15 Temmuz aslında saf, temiz insanların ciddi manada hür, vicdanı hür bir şekilde, aklı hür bir şekilde hiçbir siyasi kaygı beklemeden, hiçbir aşağılık duruma düşmeden net ve anlamlı bir duruşu olmuştur. Yani bu alanda şöyle bir yazı da yazarak girmiştim Mehmet Akif'in sözüne binaen. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 yıl senelik kıssa yarım hisse verir. Tarih tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alansaydın tekerrür mü ederdin? Sözüyle şöyle bir açılımda bulunmak istiyorum. Türk milleti, Türk devlet yapısı ciddi manada sağlam temeller oturmuş bir sistemdir ki kendi üstünde işgallere, kendi üstünde farklı sistemlere yol verecek tekerrürleri yaşamaya müsait değildir. Konumuzun başına girmiş olduğumuz bizzat 1821 sürecinde başlayan ve ciddi manada Sayın Valim'in belirttiği gibi İngiliz oyununun sahneye konduğu anda Türk toplumuna derç edilen ve bu noktada Türk toplumunu sevre götüren, sevre götürmesini Abdülhamit Han'ın duruşuyla ve Mustafa Kemal'in duruşuyla engelleyen Türk devlet yapısı ve Türk milleti 1939'dan sonra yine aynı sürece tıkılmak istenmiştir. Bunun sebebi de statiko ile dinamizm arasındaki çatışmanın ortaya koymuş olduğu gerilimdir. Ya statik bir toplum olacaksınız, ya statik bir devlet olacaksınız. Statik bir devlet olmak adına statik bir devlet olarak başka toplumların güdümünde olacaksınız ya da bu güdümden kurtulup devinime, dinamizme yelken açacaksınız. Elbette ki açtığınız yelken bir takım sorunları beraberinde getirecektir. Ama asla ve asla statik kalmayı sağlamayacaktır. Devingen bir şekilde gelişime doğru gidecektir. Bu bağlamda baktığımızda biz milletlerin milletlere düşmanlığını tarihsel süreçte tarih kadar eski olduğunu biliyoruz. Milletler ciddi manada tarihsel sürece bağlı olarak tarih kadar eskidir. Türk devleti ve devletin mensubu olan asil millete karşı asırlar boyu sürdürülen ve düşman milletler tarafından terklenen planlar net bir şekilde bugün de devam ediyordur. 15 Temmuz'da devam etmektedir. Geçmişte de devam etmiştir. Ama bu Türk devlet yapısının ve Türk milletinin itikadi duruşu, yani düşünsel duruşu bağlamında bertaraf edilmiştir, edilecektir. Yeter ki adalet ve doğruluk üstüne kurulan sistem başka hiçbir mezhep meşrep adına deforme edilmesin. Yeter ki insanımız birbirine makamlardan saygı değil, insanlığından saygı duysun. Yeter ki insanımız ciddi manada 15 Temmuz'da göstermiş olduğu, yeni mahallede ortaya koymuş olduğu ruhu bir siyasi rant haline çevirmesin. Biz Türk toplumu olarak 15 Temmuz düşman milletlerin, millet düşmanlarını kullanarak tarihi derinlik taşıyan planlarını sahneye koyma girişimini engellemişizdir. Bu bağlamda Türk milleti bir tarih yazmıştır ama devletiyle senkronize bir halde tarih yazmıştır. Devleti bir tarafa bırakamazsınız. Devlet yöneticilerini, devlet büyüklerini bir tarafa bırakamazsınız. Bu tarih 15 Temmuz'da kendini göstermiştir. Ve bu devlet büyükleri en nihayetinde bölgesel bazda, yerel bazda, şu anda
ciddi manada burada kendini göstermiş, tek aklın değil, ortak aklın ürünü bir anlayışla varlığını devam ettirme gereği duymuş ve tek akla teslim olmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir. Tek bir akla teslim olmadan, ciddi manada kendini gösteren bu yerel bölgedeki yöneticiler net bir şekilde yine devlet aklıyla hareket etme noktasında buluşmuşlardır. Devlet aklı ne demiştir? Devlet aklı biz yarınımızın devletini yaşıyoruz, çocuklarımızın devletini yaşıyoruz. Mal mülk veya makamla çocuklarımızın devletini koruyamayız. Çocuklarımızın devletini yaşamamızın sebebi Çanakkale'de bizim dedelerimiz de bizim devletimizi yaşattılar. Çocuklarımızın devleti yaşayan bu millet olarak son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ortak vatan duygusuyla, etnik ve mezhep farklılığının değil, erdemliliğin ön planda tutarak üst kimliği tartışılmaz bir ilke haline getirmiş ve millet olma bilincini tarih sürecinde kazanmış olan bu yüce millet Türk milletidir. Ve bu millet için devlet ebed müddettir. Bu tanıma göre de bu millet bir bütün halinde kazanmış olduğu ilkeleri ve mücadele ederek kazanmış olduğu demokratik yönetim anlayışını hiçbir şartta terk etmeyeceğini 15 Temmuz gecesi dış mihraklara ve onların iç uçaklarına kararlılıkla ifade etmiştir. Teşekkür ediyorum. Ferhat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü hocam belki şimdiye kadar hiç yapılmayan bir şey yaptı. Bu örgütsel yapının aslında hem bir taraftan tarihi, bir taraftan felsefi, bir taraftan itikadi altyapılarına bu tarihin imbinden geçerek aramaya çalıştı. Gerçekten bu çalışmalar çok ehemmiyet arz ediyor. Aslında bu yapıları anlayıp bir daha bunların tehlikelerini düşünmek açısından bu tür çalışmaların zannederim artırılması gerekiyor. Ben son olarak bu programda çok büyük emeği olduğunu bildiğim rektör danışmanımız Sayın İbrahim Atman Hocam'a sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, değerli öğrenciler. Öncelikle saygılarımı sunuyorum. Zaman hayli ilerledi, sabrınızı zorlamak istemiyorum. Hemen kısaca konuşmamı yapıp daha sonra da Ömer Halis Demir şehidimizin üstünün açılışına geçmek durumundayız. Evet, darbeler Türk toplumu için, bizim için mazide kalmış birer kötü hatıra olmaya başlamış neredeyse. Artık hepimiz darbelerle sadece filmlerde ve tarih kitaplarında karşılamaya hazırlamıştık kendimizi. Fakat 15 Temmuz'da bu kötü anılar bir geceliğine de olsa geri geldi. Türk demokrasisi doğal gelişim seyri içerisinde pek çok defa sekteye uğratılmış, antidemokratik rejimler tarafından maruz bırakılmış ama her defasında sivil hayata geçiş kısa sürede kansız ve görece az maliyet ödenerek gerçekleşebilmiştir. Tabii ki bu olgunun arkasında 200 yıllık demokrasi tecrübesi yatmaktadır. 1920 ve 1930'lu yıllarda otoriter tek parti tecrübesini yaşayan, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, çift kutuplu dünyanın oluşmaya başladığı 1947 yılında çoğulcu demokratik NATO ittifakı içinde yer almayı tercih etmiştir. 1950'de yapılan ilk seçimler Demokrat Parti iktidarı rahatlatıcı bir demokrasi esintisi yaratmış olsa da 1960, 71, 80 ve 97 darbeleri demokrasiye kesintiye uğratan tarihi dönüm noktaları olmuştur. Neredeyse her 10 yılda bir darbeyle demokrasi yolculuğu kesilen ülkemiz bu darbeleri hasarlarla atlatabilmeyi başardı. Bu başarının arkasında Türk halkının feraseti ve daima demokrasiden yana tavır almasını mümkün kılan irfanı yatmaktadır. Tabii Türk demokrasi tecrübesinin Orta Doğu coğrafyasında ilham kaynağı olabilmesi üç kritere bağlıydı. Bunlardan birincisi tarihsel süreçten damıtılarak gelen toplumsal tecrübe,
İkinci esin kaynağı olma yönünde istek, irade ve son olarak da yönelilik ve itibardır. Türkiye'nin İslam'la demokrasiyi uzlaştıran ve ekonomik kalkınmayı başarabilen pratiği ve laik yapısı sözü edilen tecrübenin var olduğunu göstermektedir. Türkiye, demokrasinin teminatı olacak kurum ve kuruluşlarını oluşturmuş, bunlara hayatiyet kazandıracak işlevsel mekanizmaları tesis etmiş ve yönetenle yönetilen arasındaki ilişkileri tanzim edecek bir birlikte inşa edebilmiştir. Diğer yandan bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren maruz kaldığı darbeler biraz önce de ifade edildi, hep dış kaynaklıdır ve en önemli nedeni dış politikaya ayar vermek olmuştur. Son birkaç yüzyılda izlenen Türk dış politikası ve uygulamaları ABD ve Amerika Birleşik Devletleri ile çelişkiyi gözlemlenmektedir. Bu çelişkinin Arap Baharı sonrası Suriye Savaşı ve Irak'ın geleceği ile ilgili hususlarda odaklandığı da görülmektedir. Buna ilaveten Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden taşınması, Orta Doğu'da Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bir politika uygulama konusundaki ısrarı, İsrail ve Rusya ile yaşanan itilaflarda ilişkilerin gerginleşmesine yol açmıştır. Tüm bu nedenlerin tesiriyle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de PKK'nın uzantısı terör örgütleriyle hareket ederek Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir siyasi oluşumu hayata geçirmesi pek çok Avrupa ülkesinin ülkenin doğusunda sürdürülen PKK ile mücadele, terör örgütlerine maddi istihbari destek sağlaması biçimde tezahür etmiştir ve farklı ideolojik yönelime sahip terör örgütlerinin Türkiye'yi kaos ve anarşiye sürükleme noktasında birleşmesine imkan sağlamıştır. 2016 yaz mevsimini ortadan ikiye bölen ikiye bölen günün akşamında İstanbul sokaklarında tanklar belirdi. Ankara'da insanları korkudan yere fırlatan F-16 jetlerinin haberleri geldi. Sivil halka ateş açmaya başlayan askerlerin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Meclis bombalanıyor, tanklar insanları ortadan ikiye ayırıyor. Asker elbisesi giymiş üniformalı hainler sivillerin ayağına sıkıyordu. Türkiye'de darbe oluyordu. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de demokrasi tarihimiz açısından inanılmaz bir devrim gerçekleşti. Bu devrim geniş yığınların sokakta darbeyi durdurmasıydı. Bu oldu ve bir daha olursa yine olacak artık. Bu siyasal tecrübe toplumun hafızasına ve bilincine kazındı. Ve bir kez bunu kimse artık oradan alıp unutturamaz. Türk milleti demokrasiyi bu kez kanlarıyla caddelere yazarken sadece kendileri için değil ama kendilerinden sonra gelecek nesiller için de demokrasinin kalıcılığını gösterdiler. Tabii o gece küçük bir azınlık da şunları söyledi. Nasıl oluyor da camilerden sala okunuyor? Sokağa çıkanlar neden Allah Allah diye bağırıyorlar? Diye soruyorlar. Müslüman bir memlekette ne bekliyorsunuz? İnsanlar ölüme giderken kelime-i şehadet getirmeyecekler. Allah'ın adını almayacaklar da. Noel ilahileri mi söyleyecekler? Kiliselerin çanlarının mı çalmasını bekliyorsunuz? Aslında bunları söyleyerek bu toplumun ne kadar yabancısı ve düşmanı olduklarını açığa çıkarıyorlar. Ayrıca 15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığını, cesaretini ve ferasetini anlamıyorlar. Son cümle olarak 15 Temmuz yani yeni Türkiye'nin eski Türkiye'yi alt ettiği gecedir. Ama bu mücadele bitmedi Sayın Valim'in ifade ettiği gibi. Bitmez de. Aksine ülkenizi Mısır, Ukrayna, Suriye ve Irak karışımı bir ülke haline getirmek
isteyen güçlerin bundan böyle de var güçleriyle Türkiye üzerine abanmaya devam edeceklerini unutmamalıyız. Kazanmanın tek bir formülü vardır. Cesur, kararlı, dirençli, akıllı, birlik ve beraberlik içinde olmak. Son söz, emperyalizmin bombası ülkemize atıldığı zaman İslamcı, Atatürkçü, milliyetçi diye ayırt etmeyecek, hepimiz bu bombadan zarar göreceğiz. Saygılarımla. İbrahim Hocam gerçekten son konuşmacı olarak çok güzel bir istifadelerle dolu ve hepimizin hislerine tercüman olan bir konuşma yaptı. Ben başta Sayın Dayımız olmak üzere Sayın Savcıma, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yani aslında yani daha önce bir araya gelip konuşmadık ama böyle birbirini tamamlayan, farklı boyutlarını içeren bir toplu bir sunum oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Emine Hanım'a bırakıyorum sözü. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Panelistlerimize şirk takdimine geçmeden önce şehit Ömer Halis Tenebüsü'nün açılışı yapılacaktır törenden sonra spor merkezinde. Hepinizi oraya davet ediyorum. Şimdi de Sayın Valimize şirklerini takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Bağ'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Valim bakabilir miyiz? Buradayız. Profesör Doktor Sayın Hüsamettin İnan şirklerini almak üzere. Sayın Valim buradayız. Sayın Başsavcımız Mustafa Erdoğan. Abi.